Arazisine goji beri eken Rahmi Durmuş, meyveleri şifa niyetine çevresindeki insanlara dağıtıyor. Ben de yaptığım araştırmalar neticesinde her toprakta ve iklim şartlarına elverişli toprak seçimi olmayan şifa deposu, goji beri ürününü tespit ettim. Şifalı olduğuna inandığım bu üründen hem ailem hem çevremdeki insanlar faydalansın diye yetiştiriciliğine başladım. Elazığ'da babasından kalan boş arazileri şifalı goji beri bitkisiyle yeşerten Durmuş, hem arazisini değerlendirdi hem de üretime katkı sağladı. Durmuş, goji beri yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerle deneyimlerini de paylaşıyor. Fidan desteği de sağlıyor. Goji beri meyvesi yaklaşık 4-5 yılın sonunda tam verime geçiyor. Siyah goji beri eşkimsi, mayhoş bir tadı var. Kırmızısı ise biraz daha lezzetli ve tatlı. Hasat dönemi tam Temmuz ayında başlayıp Kasım ayına kadar devam ediyor. Haftada bir meyvesi toplanıyor. Toplanan ürün yerine yeni ürünler çıkıyor. Ürünün kalitesine göre taze goji beriler 30 liraya, kurusu ise 100 TL'ye kadar alıcı buluyor. Ekonomik getirisi yüksek bir ürün. Arazisine deneme amaçlı 1400 kök goji beri diken Rahmi Durmuş, veriminden memnun kaldığı bu meyvenin yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için de çabalıyor. 800 rakımın üzerinde her yerde rahatlıkla yetişebiliyor. Su isteği az olan bu bitkinin yetiştirildiğini herkese tavsiye ediyorum. Kurt üzümü olarak bilinen goji berinin dünyadaki en yüksek antioksidanlı gıdalardan biri olduğu biliniyor.